Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Arena Breakout Infinite oyununun çıkış tarihi ve erken erişim tarihi ne zaman olacak? Oyun hakkında bütün detayları videomda sizlere anlatmaya çalışıyor olacağım. Arena Breakout oyunu dünyada büyük bir heyecan yarattı. Hazırsanız bütün detaylara geçelim. Arena Breakout son zamanlarda en çok beklenen extraction shooter oyunu olmayı başardı. Hatta şu ana kadar Steam'de wishlist listesinde 14. sırada toplam 122.000 kullanıcı tarafından istek listesine alındı. Öncesinde oyunun erken erişim sürecinde acayip derecede bayağı sevilmişti. Oyunu özellikle EFT ve extraction shooter severler acayip derecede bayılmışlardı. Erken erişim sürecinde oynama şansını bulamadım ama izlediğim videolardan olsun, hem Twitch hem YouTube'daki oyun kliplerine bakarak da özellikle çatışma mekanikleri çok sağlam duruyor ve oyun Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Peki oyunun çıkış tarihi hakkında konuşalım. Arena Breakout 21 ve 25 Ağustos'ta Gamescom'da oyunun geliştiricileri tarafından oyun hakkında bizlere daha fazla detaylar paylaşılacaklar. Muhtemelen hem yeni oyun görüntüleri olsun hem de yeni oyun bilgileri bizlere paylaşıyor olacaklar. Oyunun Early Access süreci 13 Ağustos'ta başlayacak. Şu anda Steam'de oyunun Early Access kısmı 13 Ağustos'ta başlayacak. Ayrıca de Early Access'e katılmak için de sadece Steam'den yüklemeniz gerekiyor. Yani çok fazla detayları bulamadım ama oyunun 12 Ağustos'ta pre-download yapabilirmişsiniz. O yüzden Steam'de habere sayfaya bakmanız lazım. Yani belki de oyunu yükleme şansınız olabilir ama 12 Ağustos'ta pre-download yapabileceksiniz ve 13 Ağustos'ta oyuna erişim hakkı sahip olacaksınız. Oyun hakkında genel bilgileri sizlere paylaşmak istiyorum. Eğer ki oyunu daha öncesinden oynadıysanız veya işte oynamayı düşünüyorsanız düşündüğünüz yorumlara yazabilirsiniz. Arena Breakout, Tencent Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan taktiksel extraction temalı bir FPS oyunudur. Oyunda gerçekçi grafikler ve etkileyici bir ses tasarımıyla Unreal Engine 5 tarafından geliştiriliyor. Oyun hem PvP hem de PvE modlarını içeriyor. Farklı temalarda sahip haritalar, her biri benzersiz stratejiler gerektiriyor. Şehir savaşları olsun, ormanlık alanlar ve açık arazilerde bir sürü sizlere taktiksel savaş dinamikleri sunuyor. Arena Breakout mobil platformlarda yüksek kaliteli grafikler sunarak dikkat çekiyor. Detaylı çevre tasarımları ve gerçekçi silah modelleri sayesinde oyuncular adeta savaş alanının içinde gibi hissediyorlar. Aynı zamanda sadece bu oyun PC ve mobil platformlarda yer alıyor. Yani konsollar hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. En azından internette detaylı bir kaynak bulamadım. Ama konsola çıkma olasılığı olabilir çünkü konsol pazarı küçümsenemeyecek gibi büyük bir pazardır. Ayrıca da oyunun motoru Unreal Engine 5 olduğu için konsollara kolay entegre edeceklerini düşünüyorum. Ki son olarak Arena Breakout Infinite yükselme yaşayabilir mi? Bu oyun trendi olabilir mi? Yani bir zamanlar EFT nasıl çok başarılı bir extraction, gerçekçi bir shooter oyunu olmuşsa peki bu oyun olacak mı? Bakın, genel olarak yeni çıkacak oyunlara çok fazla negatif açıdan bakmıyorum. Özellikle bu tarz oyunların güncelleme olsun. Yaban güncellemeler işte oyunda bir sürü bug sorunları oluyor. İşin sonucunda ben çıkacak olan ürüne bakarım ve oyunu sevmesem oynamam. Delta Force'un şu anda test süreci var ve oyunu daha öncesinde de oynamıştım. Ve şu ana kadar oyun hakkında pozitif düşüncelere sahibim. Bu demek değil ki ileriki zamanlarda bu oyun hakkında düşüncelerim değişebilir veya değişmez. Tabii ki ileriki zamanlarda nasıl bir oyun olacağını birlikte görüyor olacağız. O yüzden hem Arena Breakout olsun hem de bu tarz haberleri Discord kanalımızda bildirimleri açarak da ne zaman canlı yayında olacağımızı ve YouTube kanalında video yükleyeceğimiz zaman da son oyun haberlerini kanalımızda bulabilirsiniz. Sonuç olarak Arena Breakout beklediğim gibi her şeyi daha fazlasını sunuyor. Gerçekçi grafikleri ve taktiksel oyun mekanikleri olsun, çeşitli modları ile oyun severleri benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Oyun free to play olacak, o yüzden unutmayın ki paralı itemlar ve bundle gibi içerikler ileriki zamanlarda oyuna eklenebilir. Tabii ki de pay to win olmasını istemiyorum. En azından ilk etapta bu tarz unsurlar oyunun kalitesini düşürebilir. Bunların bütün analizini detaylı videonun kanalımda çekiyor olacağım. Eğer siz de dolu ve strateji gerektiren bir oyun arıyorsanız Arena Breakout'u mutlaka denemelisiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.